19. yüzyıl, insanlık tarihinin en büyük yanılgılarına sahne olan bir devirdi. Bu yanılgılar eski bir Yunan öğretisi olan materyalist felsefenin Avrupa düşüncesine empoze edilmesiyle başladı. Bu devrin en büyük yanılgısı ise Darwin'in evrim teorisiydi. Darwinizmin doğuşundan önce Avrupa'da biyoloji, Allah'ın varlığının delillerini gösteren bir bilim dalı olarak kabul ediliyordu. Ünlü biyolog William Paley, Doğal Teoloji adlı kitabında ünlü saat örneğini vermişti. Paley şöyle diyordu: "Nasıl her saat bir saatçinin varlığını kanıtlarsa, doğadaki tasarımlar da Allah'ın varlığını kanıtlar." Ancak Darwin, ortaya attığı evrim teorisiyle birlikte bu gerçeği reddetti. Bilimi materyalist felsefenin gereklerine göre çarpıtarak tüm canlıların tesadüflerin eseri olduğunu ileri sürdü. Devrin ateistleri Darwin'in evrim teorisine büyük bir coşkuyla sarıldılar. Böylece dinle bilim arasında yapay bir ayrılık meydana getirilmiş oluyordu. İngiliz araştırmacılar Michael Bagant, Richard Ley ve Henry Lincoln The Messianic Legacy adlı kitapta bu konuda şu yorumu yaparlar: "Darwin'den 100 yıl önce bilim dinden ayrı değildi. Aksine onun bir parçasıydı ve nihai amacı ona hizmet etmekti. Ama Darwin'in zamanındaki bilim o zamana dek taşımakta olduğu bu anlamdan koparıldı ve kendisini dine karşı mutlak bir rakip ve alternatif bir anlam olarak tanımladı. Artık insanlık bu ikisi arasında bir seçim yapmaya zorlanacaktı." Sadece biyoloji değil, psikoloji ve sosyoloji gibi bilim dalları da materyalist felsefeye göre çarpıtıldı. Astronomi, eski Yunan'ın materyalist dogmalarına göre saptırıldı. Bilimin yeni amacı, materyalist felsefeyi doğrulamaktı. Bu yanlış varsayımlar, geçtiğimiz 150 yıl boyunca bilim dünyasını çıkmaza sürükledi. Farklı bilim dallarından on binlerce bilim adamı, Darwinizmi ya da diğer materyalist teorileri kanıtlayabilmek umuduyla çaba harcadılar. Ancak hayal kırıklığına uğradılar. Dahası bilimsel deliller varmak istedikleri sonucun tam tersini gösterdi. Yani yaratılış gerçeğini doğruladı. Bugün bilim dünyası bu gerçeğin şaşkınlığı içindedir. Doğa incelendikçe her detayında büyük bir plan ve tasarım bulunduğu ortaya çıkmakta ve bu da materyalist felsefeyi temelinden çürütmektedir. Örneğin DNA'nın olağanüstü yapısı bilim adamlarına bunun tesadüf ürünü olamayacağını göstermektedir. Tek bir insan hücresindeki DNA, tam 900 ciltlik bir ansiklopediyi dolduracak kadar bilgi içermektedir. İnsan genomu projesini yürüten Celera şirketinden bilim adamı Gene Myers bu konuda şu yorumu yapar: "Beni asıl şaşırtan şey yaşamın mimarisi. Sistem olağanüstü derecede kompleks, özel olarak tasarlanmış gibi. Burada muazzam bir aklın izleri var." Bu şaşkınlık tüm bilim dünyasına hakimdir. Bilim adamları kendilerine doğru olarak öğretilen materyalist felsefenin ve Darwinizmin geçersizliğini hayretle görmekte,
bazıları sessiz kalırken bazıları da bunu açıkça ilan etmektedir. Bunlardan biri olan Amerikalı biyokimya profesörü Michael Behe, Darwinizmin Kara Kutusu adlı kitabında bilim dünyasının durumunu şöyle tarif eder. Son 40 yıl içinde modern biyokimya, hücrenin sırlarının önemli bir bölümünü ortaya çıkardı. On binlerce insan bu sırları bulmak için yaşamlarını laboratuvarlardaki uzun çalışmalara adadılar. Hücreyi araştırmak için gerçekleştirilen tüm bu çabalar çok açık bir biçimde bağıra bağıra tek bir sonucu veriyordu. Tasarım. Bu sonuç o denli belirgindi ki bilimin tarihindeki en önemli buluşlardan biri olarak görünmeli, sevinç çığlıklarına ve büyük kutlamalara yol açmalıydı. Ama hiçbir kutlama yaşanmadı. Hiçbir sevinç ifade edilmedi. Peki neden? Neden bilim dünyası keşfettiği büyük gerçeğe sahip çıkmıyor? Çünkü bilinçli bir tasarımı kabul etmek, ister istemez Allah'ın varlığını kabul etmeyi çağrıştırıyor onlara. Aynı durum astronomi dünyasında da geçerlidir. 20. yüzyıl astronomisi 19. yüzyıldaki materyalist teorileri yıkmıştır. Önce Big Bang teorisiyle birlikte evrenin bir başlangıcı, yani yaratılış anı olduğu ortaya çıkmıştır. Daha sonra da evrende insan yaşamını gözeten olağanüstü derecede hassas bir tasarım ve denge bulunduğu anlaşılmıştır. Bu nedenledir ki ateizm fizik ve astronomi dünyasında hızlı bir çöküş içindedir. Amerikalı fizikçi Robert Griffiths bu gerçeği esprili bir biçimde şöyle ifade etmektedir. Kendisiyle tartışmak için bir ateist aradığımda üniversitedeki felsefe bölümüne gidiyorum. Ama fizik bölümünden pek öyle kimse çıkmıyor artık. Kısacası günümüzde materyalist felsefe çökmektedir. Bilim, materyalist felsefe tarafından reddedilen çok önemli bazı gerçekleri yeniden keşfetmiş durumdadır. Ve böylece yeni bir bilim anlayışı doğmaktadır. Son 10 yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri'nde hızla yükselen bilinçli tasarım teorisi bu yeni bilim anlayışının bir öncüsüdür. Bu teorinin savunucuları, Darwinizmin bilim tarihinin en büyük yanılgısı olduğunu ve doğada bilinçli bir tasarımın, yani yaratılışın kanıtlarının bulunduğunu anlatmaktadırlar. Örneğin dünyaca ünlü Avusturyalı moleküler biyolog Michael Denton, canlıların kompleks organlarının evrimle açıklanamayacağını şöyle anlatmaktadır. This is a very profound question which everybody brushes over, everybody tries to sweep under the carpets. The fact is that the majority of these complex adaptations in nature cannot be adequately explained by that their emergence occurred by a series of intermediate forms. And this is in fact something which, as far as I'm concerned, this is a fundamental problem. And the fact that there are so many of these things, for me, okay, there's something wrong with the theory. Common sense tells me there must be something wrong. Ünlü Alman biyolog Werner Gitt, canlılardaki genetik bilginin yaratılışı nasıl kanıtladığını şöyle anlatmaktadır. It is impossible that new information is coming from a random process. If you see a computer program, it needs a programmer. If you see a car, it needs a designer. If you see the biological information in the cells, then you must say that is the right conclusion. It needs a creator who has made the program, the genes, to create the proteins, to create the organs. It is necessary. That we have this. So we can say evolution is an impossible process. Amerikalı biyokimya profesörü Michael Behe,
yaratılışın neden bilimsel bir gerçek olduğunu şu şekilde izah etmektedir. I think the conclusion of design is a scientific one, an empirical one, based completely on the observable system, the universe and life were intended, that they are the product of intelligent activity. And I'd just like to point out that this idea comes from the progress of science. It is not from not what we do not know, but is rather from what we have learned over the past 50 years. Amerikalı düşünür Profesör Philip Johnson'sa bilimin vardığı sonucu şöyle özetlemektedir. That we are here as the products of an intelligent creator that brought about our existence for a purpose. Our existence and that of other living things was due to the conscious, purposeful activity of a creator. Tüm evreni Allah yaratmıştır ve yaratılmış her şey insana Allah'ın delillerini gösterir. Bilim, bu yaratılmış varlıkları incelemenin yöntemidir. Dolayısıyla dinin ve bilimin çatışması düşünülemez. Aksine İslam dini bilimi teşvik eder. İslam tarihindeki büyük bilimsel ilerleme bu teşvikin önemini açıkça göstermektedir. Bilimi materyalist felsefeyle karıştırmak isteyen 19. yüzyıl teorileri ise günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. İnsanlık yakında daha da açık bir şekilde anlayacaktır ki, tüm evreni ve canlıları Allah yaratmıştır. Bilim, bu yaratılışın delillerini ortaya koymaktadır. Ve bu gerçeği 14 asır önceden haber vermiş olan Kur'an-ı Kerim, bilime yol göstermektedir. Bu Kur'an, ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Bu benim dosdoğru olan yolumdur. Şu halde ona uyun. Sizi onun yolundan ayıracak başka yollara uymayın. Bununla size tavsiye etti. Umulur ki korkup sakınırsınız.